kadar engel bırakacağım, tamam mı? Kaygan zeminde acil durum freni yaptığımızda da ABS freninin kat sayısının düşük olması ıslak zemine bağlı olarak, hani dur bırak tut bırak prensibiyle çalışıyor ABS freninin sistemi. Kat sayısı düşük geldiği için doğal olarak ne oluyor? Fren mesafemiz uzuyor. Ne zaman ki kuru zemine çıktığımız zaman o kat sayı yükseldiği vakit aracın da durma mesafesi kısalabilmekte. Şöyle düşünün, aracımız da seyir halindeyken 100 km hızla giden bir aracın 1 saniyede geride bıraktığı mesafe ortalama 28 metre. Yani 60 dakika ile 60 saniyeyi çarptığınız zaman saat birimleri üzerinden 3600 bölü 1000, 100 bölü 3.6 eder 27.7, 28. Yani 100 km hızda 1 saniyede geride bıraktığınız mesafe 30 metreye tekabül etmekte. Şuraya getireceğim sözü. Hızı ne kadar artırırsanız risk o oranda artmakta. Kat be kat. Şimdi az önce yaptığımız araba yeni. Turismo, nefis, mis gibi bütün güvenlik paketleri çalışıyor. Arabanın güvenlik paketinde, yani aksamında bir sıkıntı yok. Doğal olarak da 40 km hızla öyle engelden kaçarken araba kolay kolay ıslak zeminde, yani şu anda bir sabunlamayla ıslak bir zemin oluşturduk ama dışarıda kış koşullarında çok daha sıkıntılı durumlarla karşılaşmamız söz konusu. Buna bağlı olarak mümkün olduğunca arkadaşlar 40 km hızla aracın az da olsa yörüngeden çıkmaya bir eğilimi varsa bu 80, 90, 100 km hızla bu arabayı bırakın yörüngeden çıkmak, bu araba net olarak devrilir. Bunun altına ben imza atarım. Tırcılık yapan var mı içinizde? Dorse? Evet. Dorse hiç kayıp yanına geldi mi şöyle? Abi selamünaleyküm dedi ister, mi sana? Sigara ister, evet. Nasıl? Sigara ister. Dedi. Sigara ister değil mi? Evet. Selamünaleyküm abi. Geldim, arkası çok sıkıcıydı. Sigara, tamam mı? Evet. Daha beter bir şey arkadaşlar. Daha beter bir şey. Bir de ıslak zeminde, hani araç, bunu anlatacağım yarınki eğitimlerde. Oturuş pozisyonunda direksiyonu doğru kavramak, aracınıza yönelik doğru hamleleri yapmanız bir yana dursun. Hız limiti yukarı doğru arttıkça araç sizin kontrolünüzden aynı ölçüde, yani çıkmak doğru laf değil ama kontrolünüz, araç içerisindeki hakimiyetiniz azalabilmekte. Hele kaygan zeminde sola doğru bir manevra yaptığınız zaman arabayı sağa getirmek o kadar kolay olmuyor. Sağa yaptın, sola getirmek eş zamanlı kolay olmuyor. Ayna takibi mutlak olmalı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Sizlerin az önce ifade ettiğim gibi, hani yeniden sınamak, sizi bir sürücü kursu edasıyla yeniden testten geçirmek gibi niyetimiz yok. Tamamıyla yaptığımız şey biraz tamamlayıcı bir eğitim. Aslında bunun çok daha kapsamlı olması, çok daha bu işe vakit ayırabilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz araçlarımızda takip cihazı var. Yakın takip cihazı Immobileye. Şahıs arabalarında var mı kardeşim? Var. Var değil mi? Taktırdık diyorsun. Verdik parasını, taktırdık. Adamsınız siz var ya. Şimdi bunlar da hepsi sizin için, artı yolcularınızın can güvenliği için oluşan unsur şeyler, güvenlik paketleri. Birçoğunuz Immobileye cihazını zaman zaman ne yapıyordunuz arkadaşlar? Ya bu beni, koltuğu titretiyor. Bu kapanacak düğmesi falan yok mu? Abi kapanacak düğmesi var mı yok mu değil. Bu sizin can güvenliğinizi sağlayan artı bir ekipman. Öyle düşünün, öyle algılayın. Yolcuların can güvenliği, sizin can güvenliğiniz. Yani bugün bu arabanın perte çıkması hiç mühim değil. Yeter ki sizin canınıza ve uzuv kaybınız olmasın. Bu bizim için çok kıymetli. Yani biz deriz ki abi ya ne olacak ki, anlatmayalım. Yani insanlar kendileri tatbik etsin, kendileri tecrübe edinsin değil. Ben istiyorum ki sadece ufak bir ayrıntı kalsın kafanızda. Yani bugün veya 3 gün boyunca anlatacağım şeyler değil. Ufak bir ayrıntı. Ne kalsın istiyorum arkadaşlar? Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Anlatacağım nedenlerini vesaireleri. İkincisi de özellikle kaygan ıslak zeminde aracımızı hızlandırırken, artırırken de telefon geliyor ya. Baba nerede kaldın? Yolcu bekliyor. Ensemde boza pişiriyor. Ya işte efendim geliyorum, şudur budur. Hani basıp geldiğin zaman bunun bir esprisi olmuyor. Şimdi Zonguldaklı abim dedi ki bu sabah biraz telaşeyle çıktık ya, yardıra yardıra geldi. Sağ olsun direksiyon hakimiyeti, ama az önce gördün orada sembol fren yaptı. Şimdi açık konuş, yer kuruydu. Islak olsaydı kurtarabilir miydin orada? Belki.
Belki diyor. Yani o da yani diyor ki lan şimdi refleks yani karizmayı orada yedirmeyeyim, çizdirmeyeyim diyor. Belki diyor. Açık kapı bırakıyor. Ben net söyleyeyim arkadaşlar. Kaygan zemin olsaydı arabaya çakardı abi. Refleks de önemli. Refleks tabii önemli. Kıymetli. Ama önemli olan arkadaşlar işin oratlıya gelmesine izin vermiyor. Önündeki seyir halindeki bir aracın bakıyorsun bu araba yavaş gidiyor. Yavaş gitmesi böyle bir yolda aslında neye işaret? Ne yapacak? Dönecek. Sola dönecek daha beter bir şey. Ben tam sollarken basıp olur ya yaşıyoruz bunu da yaşıyoruz. Yaşamadığımız şeyler değil. Bu nedenle tali yolu geçtim ben. Hızlı bir yolda önündeki araç yavaş gidiyorsa bu benim için birçok şey ifade eder. Yani çok şey ifade eder. Arızalı olabilir, kendine güvenip gidemiyordur. Dediği gibi sinyal verip bir anda dönecektir. Her ihtimali düşünmek lazım. Yanında tam sen var. Sollamaya çıktığın vakit tutar adam sola döner. Abuk sabuk birçok şey yaşıyoruz. Yani İstanbul'da yaşanmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyi yani bugün buradayız hep beraber konuşuyoruz. Şuradan sıkılan bir yorgun verme ensemizle bitebilir yani. Her şey var. Daha önce bu uygulamanın eğitime katılan var mı içinizde? Hiç kimse mi katılmadı? İlk defa katılıyorsunuz. Güzel. Gönüllü bir abimizi alalım o zaman öne. Sen dur. Nasıl? Dur dedim. Sen dur. Tamam gel sen bakalım. Aydın arası ne kadar giden bilir 1 saat 15 dakika koymuşlardı yani biliyorsunuz değil mi? Tabii. 1 saat 15 dakika otomobille gidiyorsun. Yani şimdi bazen baktığımız zaman 1 saat 15 dakika giden kaptan var mı? Var. Bu sefer ne yapıyor? Herkesten bekliyorlar değil mi? Sen az önce yarım saate geldin Nur abi bizi 40 dakikaya götür desenler nasıl olacak? Yolda GBT sorulması var. GBT taraması şimdi olur biraz daha hızlı çalışıyor emniyetteki arkadaşlarımız farkındaysanız yani öyle. Dün mesela Bursa'nın girişinde vardı GBT uygulaması. Zaman tuttum 7 dakikaya bitti iş. 7 dakikaya bitti. Ama yani, bu saate verenler. 7 dakikaya bak araba paket değildi. Paket değildi. Belki 20-25 kişi vardı ama 7 dakikada bitti. Topladı kimlikleri adam. Zaten şöyle oluyor. Kimlik numaralarını söylüyor. Telsizden karşı taraftaki de onu tek tek hemen sistematik olarak giriyor. Oradaki sistem şu. Kırmızı yeşil. Yeşilse devam, kırmızıysa bekleniyor, alt kırımlarına bakıyor gibi sıkıntılar oluyor. Bunlar tabii teferruatlı konuşuruz. Arkadaşlar, emniyet kemeri, bakın az önce de söyledim, takmak çok kıymetli. Geçen, az önce fren yaparken, ben kendim aracı kullanırken, birçoğunuzun özellikle birkaç defa söylememe rağmen bazen her eğitimde yaparım bunu ben. Söylerim, emniyet kemeri. Geçen koltuktan yere düştü İzmir'de kaptanın biri. Abi ben dedim mi emniyet kemerini taktı? 3 kere söyledim bakın herkes taktı değil mi? Ama buna rağmen ısrar attı. Ben yani söylüyorsam bir bildiğim var. Yani kaptan da şunu düşünmeli lan bu adam 3 defa dediyse emniyet kemerini bir hinlik düşünüyor.
Ama onu geçtim. Bu durumları, az önce yaptığın frenleri, benzer fren yapmak zorunda kalma ihtimaliniz var mı yolda Seyhan abi? Var. Var. Ben de emniyetim ben tabii. Kendinizi geçin. Yolculara mesela telkinde bulunuyoruz. Yani emniyet kemerinizi takın konusunda. Ama buna rağmen takılmadığın yer yani. Şimdi fren yaptı. Niye yaptın fren? Aniden bir çocuk çıktı diye yere çıktı karşına. Ne oldu? Ablanın biri kafayı televizyona vurdu. Yarıldık baş. Hadi. Kafa, göz dağıldı. Hadi. Ah diyor şoför diyor, ne yaptın diyor. Şoför adamın hayatını kurtardı. Sen emniyet kemerini takmadıysan ne oldu? Evet. Ne yapabiliriz? Birçok denklem var. Bunları konuşuruz kendi aramızda.